Sen buradan, sen buradan karımı mı götüreceksin ha? Gel, tanıştırayım. Karım. Esmer Kulova. Evlilik ona buna yalancı pehlivanlık taslamak için yapılmaz. Evlilik ne için yapılıyorsa dede, ben de Esmer'le onun için evleneceğim. Sen hiç merak etme. Konuşacak bir şey yok. Kızları da getirin gidiyoruz. Çocuk üşüyor. Hediye, o çocuk sana ait değil. Esmer. Benimle evlenir misin? Aslan geri bas. Sen benim gözümün bebeğini, evimin direğini nasıl kurşun sıkarsın Ali Murat? Torunumu kuşun kanadından sakındığımı, bu dünyada her şeyden fazla değer verdiğimi bilmez misin? Sen canımdan çok sevdiğim, oğlum bildiğim sen. Bunu nasıl yaparsın? Baba. Kudret babam. Bir delilikti. Affet. Sen iyi bir adamsın ama olmaz. Şimdi bu kızın amcası bensem, bu kızı verme yetkisi de bendeyse vermiyorum. Mamuk. Onları da şimdi hemen gönderiyorum. Müsaadenle. Mamuk. Mamuk. Vallahi dede arabada gidiyorlardı. Şimdi gördüm. Aa. Şimdi tamam oldu işte. Nereye gidiyoruz?
Burası kimin evi? Bizim. Kafa dinlemek için arada buraya kaçarız. Çoktandır kimse gelmiyordu. Sizin böyle kaç tane eviniz var? Aldım anahtarı. Gel. Gel Esmer. Buraya annem gelirdi. Yeni evlendiklerinde abimle Figen gelirdi sık sık. Benim babam arkadaşlarıyla kapanır poker oynardı bazen. Bazen ben de okuldan çıkardım, arkadaşlarımla gelirdim. Böyle. Ben buraları bir düzenleyeyim en iyisi. Otur istiyorsan. Anne, kuzular. Anneciğim. Gel. Sizi çok özledim. Canım. Gelin bakalım. Babaanneciğim. Haydar, ne oldu, yeni bir haber mi var? Nüfustan belediyeden bilgisayarlardan iyice baktım. Böyle bir nikah gözükmüyor. Kulova Esmer'le nikah kıymamış. İyi. Söyle senin amcaoğluna. Gözünü evden ayırmasın. Tekrar ara. Sıkı sıkı tembih et. Kız bir yere giderse haberim olacak. Tamam beyim. Yalancı keçi. Senin o zibiriyle evleneceğine bir an bile inanmamıştım zaten. Bülent ne yaptın? Oturuyor mu arabada? Sabah sabah TN'lere geldik. Ya iyi de ben ne yapayım şimdi Haydar abi? Bu kasaba fazla TN'a. Öyle mal gibi de ortalarda gözetlenmez ki. Gözet dediğim çakılırsa sonra zaten uyku başıma vurdu. Tamam tamam, işine bak. Kızı gözden kaçırma. Aklını kullan Haydar. Bey kızın yerini öğrenirse gidip çekip vuracak. Saklasam nereden bilecek? Çıkmamış kız evden derim. Of aman be, çık içinden çıkabilirsin. Esmer. Hı? Ben şimdi şömineyi yakayım. Evi ısıtmamız lazım. Ev çok nemli. Ondan sonra arabadakileri taşıyalım. Güzel bir sofra kuralım ha? Masum. Efendim? Benim yüzümden evdekilerle aram bozulacak. İkimiz de ortadan kaybolunca birlikte kaçtığımızı anlamışlardır. Esmer Hanım, ben de aynı senin gibi kimselerin ne düşüneceğini pek takmam. Sen beni yanlış tanımışsın. Ben takarım. Benim o evden kaçma sebebim seni bana yakıştırmamaları. Bile bile o zehirli havayı soluyup solup gitmemek için. Açmıyor, bak açmıyor telefonu. Ya Temel'le evi terk ettiyse ne olacak? Zişan, ara söyle şuna. Deden kimi istiyorsan alsın evlensin diyor de. Dava o değil ki dede. Masum senin Ali Murat'ı hapse tıktırmamana kızıyor. Adam her yere kurşun yağdırıyor, düşünsene. Affedilecek şey mi bu yaptığı? Ona cezasını ben verdim. Kaybetti beni. Bundan sonra adımlarını ona göre atacak. Merak etmeyin siz. Dede, adamın sağ solu belli olmaz, görmüyor musun? Adam manyak. Kızım Masum'la etrafta bu kadar rahatça dolaşması doğru mu sence? Polise haber vermemekle bence büyük hata ediyorsun. Siz oğlanı bulup eve geri getirin. Gerisine karışmayın. Evlenip otursun kızla. O kız bu aileden biri olarak, Masum'un karısı olarak bu evde nasıl yaşayacak? Nasıl uyum sağlayacak? Bir düşünsenize. Hayır tamam, ayrımcılık yapmayayım diyorum. Ama bunu görmek zor değil ki. Aşk tarafını anlıyorum ama işin bir de bu tarafını düşünün. Gel. Bak bakalım yakışıyor muyuz Esmer? İyi bak ama. Derinlere bak. Hayatımda ilk defa kendime birini yakıştırıyorum. Kirli, tatsız, mikroplu suları yıllarca içip duran biri dupdur bir pınarla karşılaşınca bir daha nasıl geri dönemezse, nasıl daha azına razı olamazsa o kadar yakıştırıyorum seni kendime Esmer. Dava burada aslında. Ben sana yakışıyor muyum?
Esmer, Masum'un kalbinden geçenlere apaçık anlatmasıyla huzurla karışık bir şaşkınlığın içine yuvarlandı. Demek ki sevdanın bu çeşidi de vardı. Belki de erkeklerin hepsi Ali Murat gibi haydut ve yalancı değildi. Masum ne kadar da farklıydı. Annemle babam ayrılmaktan vaz mı geçtiler babaanne? Aman laf işte. Siz aldırmayın onları. Biz çok korktuk ama. Hadi kızlar, gidip annenize yardım edin. Mustafa'yı yıkayacak. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Hastalığınla ilgili bütün tetkikleri yaptırmışsın dedi Hediye ama ben tekrar yapılmalarını istiyorum. İstanbul'da çok iyi bir doktor var. Randevuların alındı. Cuma'ya Haydar götürecek seni. Ay, götürecek de İsmail götürsün bari. Hem Huriye de yanımda olur. Yalnız başına yapılacak işler değil onlar. Azana. Huriye. Haberler iyi. Yarın dönebilirsiniz konağa. Ay, müjdeler olsun Allah'ım. Allah'ım sana çok şükür. Ay, İsmail de pek sevinecek. Vallahi kaç gündür ağzını bıçak açmıyordu bey bizi unuttu diye. Tamam tamam Azana. Yarın sabah geliriz biz, tamam. Ne diyorsun Huriye? Yarın dedi öyle mi? İyi gideriz. Tamam. Huriye aradı, eve aramışlar. Bacanak, biz yolcuyuz. Babacığım bizi tanıyor artık değil mi? Artık 2,5 aylık oldu. Hepimizi tanıyor. Babasını, annesini, kardeşlerini. Hepsini tanıyor. Ay ayaklarına bak minicik. Ali Murat. Evet ama büyüyecek. Ölen bebeğimizin mezarına götür beni. Anasını babasını göremedi. Bari dualarımızı götürelim ona. Esmer, yardıma ihtiyacın varsa geleyim. Kuzu çevirsek şimdiye kadar pişmişti ha. Bu sizin ocak ağırsız yanıyor. Ham oldu tavuk. Bakma ye. İlla istiyorsun ki tavuk kızarsın. Bıraksaydığında haşlasaydık ne güzel. Suyuna da pilav. Böylesi zarar ziyan zaten. Vallahi doğru söylüyorsun. Eline sağlık. Zaten zehir gelse oturup yiyeceğiz. Başka çaresi yok. Bir kere yola çıktık değil mi Esmer? Ama bak. Esmer, eve dönünce Dilber abla hızlandırılmış mutfak dersleri verse sana, tamam mı? İyi gelir. Tabii eve dönersek. Esmer bu. Anlaşılan bey buna söylememiş çocuğun yaşadığını. Söylese bu burada böyle keyif çatar mı? Bülent? İsmail abi. Sen nereden çıktın abi? Uçarak mı yolladılar? Sen ne diyorsun oğlum? Birkaç gündür buradayım ben. Bacanakta kalıyoruz. Amma tesadüf. İş halledemem diye Ali Murat Bey seni gönderdi demek. Neyse. Bak abi, ev orada. Sabahleyin konaktan çıktılar. Daha sonra yoldan Neva'yı aldılar. Şimdi de adamla orada oturuyorlar. Neyse abi, ben kaçtım. Ölüyorum uykusuzluktan. İki misli para verseler daha yapamam bu işi. Haydar'a söylersin. İyi tamam, git. Git, burası bende. Hadi abi, kal sağlıcakla.
Anlaşılan bey pek bir çaresiz kalmış ben gideli. Haydar'ın becereceği iş bu kadar olur tabii. İşte bunun için bırakamadım Mustafa'yı. Bu acıya dayanamazdım o olmasaydı. Onunla teselli buluyorum bir nebze olsun. Delilik ediyorum biliyorum. Ama benim yerime o kızın evlat acısı çektiğini düşündükçe. Daha o hiçbir şey çekmedi Hediye. Allah günahlarımızı affetsin Ali Murat. Aile kabristanına aldıralım mezarını. Bir de mevlüt okutalım. Yetiştirme yurdundan 10 tane de bebeğe yardım yapalım. Eğitimlerini karşılayalım. Hediye. O kız başına gelenleri fazlasıyla hak ediyor. Senin emzirdiğin çocuğu benden bunca ay saklayan o değil mi? Elinde olsaydı bana bebeğin yüzünü bile göstermeden büyütüp gitmeyecek miydi? Sen vicdanını serin tut. Bas bağrına. Büyüt oğlunu. Bunun fikri bozulmaya başladı. Gözünü ayırmaya gelmez artık. Ali Murat, zaman geçtikçe karısı Hediye'nin vicdanının onu rahat bırakmayacağını seziyor. Esmer'e olan öfkesi gittikçe büyüyor. Bütün ruhunu bir kara bulut gibi kaplıyor ve sağlıklı düşünmesine engel oluyordu. Esmer acı çektirmekten başka şey düşünemez olmuştu artık. Kör olmuştu adeta. Bugün de bitti. Akşam inince içime bir sızı düşer oğlum olası. Zaten az etmem güneşin batmasında. Bir de bebeğin mezarında bir başına öyle kimsesiz. Döner dönmez güzel bir mezarlığa taşırız Narşın'ı. Güzel bir mezar yaptırırız. Tamam? Ağlama artık. Mamuk, bu kızla damat nerede kaldı? Haber var mı? Oğlanın telefonu cevap vermiyor, aradım. Ne damadı ayol, ne damadı? Kendi kendine gelin güveyi olmak da bu herhalde. Mamuk, şimdi biz tabii kızın anası babası sayılırız değil mi? Yani herhalde bir gün böyle çağırırlar bizi masalarına. Olmaz canım, böyle mutfak köşelerinde ne de olsa dünür sayılırız değil mi? Cık, olmaz. Tabii canım. Beni de şirketlerden birine genel müdür yaparlar. Yani ha, gelinlerinin amcasını kahya yapacak halleri yok ya. Şöyle altıma da güzel bir cip verirler. Hep beraber kurulur gezeriz ha. Yok artık. O kadar da değil. Yani hani müdürlük dediysem. Şöyle bildiğim bir şey vardır. Hani bahçe mahçe temizlik müdürlüğü gibi bir şey. Öyle bir şey yani. Rehan abla. Hı? Kudret Bey seni çağırıyor. Konuşacakları varmış. Neyse. Gitmek lazım tabii. Size afiyet olsun. Hadi kızım. Dilber, kızım ben de arkasından mı gitsem, ne yapsam? Şimdi abuk subuk konuşmasın bu orada. Git. Git git. Ana baba olarak yan yana kurulun şöyle kulovaların karşısına. Git. Allah Allah. Bu Esmer evin başıma yıkacak ya benim, bakayım ne zaman. Yemeği zehir ettiniz be. Buyur Reyhan. Merhaba. Reyhan Hanım, kahvelerimizi içerken biraz konuşalım dedim. Tabii. Asiye, kahve yap bize. Hemen efendim. Reyhan abla, seninkisi nasıl olsun? Çok şekerli olsun, tamam. Teşekkür ederim. Evet Reyhan Hanım. Anlaşılan kızım torunumla birlikte kaçtı. Hakların da hayırlı olsun. E tabii, gönül bu. Şimdi Reyhan Hanım, bizim merak ettiğimiz bunların hadisesi epey eski anlaşılan. Fakat anlayamadığımız, sizin kızın bizim oğlanda pek gönlü yok gibi. Yani bütün bu olup bitene bakınca arkadaşça bir hisle seviyor gibi. Evet, ikisi epeydir görüşüyorlardı.
Ama senin kız bu bizimkini pek yanına yaklaştırmıyordu. Şimdi değişti mi bu durum? Sana bunu sormak istedik. Bu ikisi sevdalı mı birbirine? Yoksa amaçları Ali Murat'ı savuşturmak mı? Yani Reyhan Hanım, açıkçası şunu sormak istiyorlar. Bu sizin kızınızın amacı ne? Artık bizim gelinimiz mi olmak istiyor, yoksa Ali Murat Bey'in evini yıkamadı, rotayı buraya mı çevirdi? Şimdi gelin hanım, siz pek böyle her şeyi bilmiyorsunuz. Ali Murat kızımı kandırmadan önce zaten evli bir adama benim kızım bugüne kadar asla gönül koymadı. Vallahi. Ali Murat'ın evli olduğunu da öğrenir öğrenmez zaten ondan uzaklaşıverdi yuvası, evi barkı yıkılmasın diye. Ay gözlerim yaşardı vallahi. Yani diyorsunuz ki benim kızım ahlaklıdır. Niye Fikencim, insanlar ahlaklı ve namuslu olamazlar mı? Hı? Şimdi oğlunuzun Esmer'e evlenme teklif ettiğinden haberim var. Ama Esmer sadece masumu Ali Murat'tan korumak için ondan uzaklaştı. Ama tabii yani kalbinden ne geçtiğini Allah bilir. Birlikte de kaçtıklarına göre demektir ki dünür olacağız. Oy. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayacaksınız. Evden çıkarlarsa takip edeceksiniz. Eğer biri çıkar, biri evde kalırsa kızı takip esastır. Tamam? Anladım enişte. Bak uykum geldi filan anlamam. Kızı gözden kaçırırsınız 5 kuruş para vermem size. Bir hareketlenme olursa bilgim olacak. Eğer bu işi yaparsanız daha size çok iş çıkar. Merak etme sen. Dikkatli olun. Tamam. Konuştun mu amcaoğluyla? Var mı kulovalarda bir hareket? Yok beyim. Değişen bir şey yok. Evden çıkış yapan olmamış. Konuş şunlarla da nöbet değişsinler. Uyuyakalan falan olmasın. Bir şey olmaz. Bülent kardeşiyle birlikte nöbet tutuyor. İyi. Yok yok. İyi akıl ettin Haydar. Bir kız uğruna koca bey hapislerde mi sürünsün? Esmer. Ne? Bak üşürsen başka bir battaniye koydum buraya. Üşümem. Korkmazsın değil mi? Ben yan odada kalıyorum biliyorsun. Senden mi? Ha benden. Yabancı evdeyiz, ıssız buralar. O bakımdan söylüyorum Esmer. Korkmam. Ben seni korurum yani. Gerçi ben de kime söylüyorum? Dağda tek başına kalan bir kıza. Ben eskisi gibi değilim Masum. Başıma gelenler bana korkmayı öğretti. Tek başıma olsam korkmam. Ama senin için korkuyorum. Artık korkmana gerek yok. Dedem ben hallettim Ali Murat'ı diyorsa halletmiştir. Halletmediği bir kısmı kaldıysa da ben hallederim. Reyhan Hanım, daha ne kadar sürecek bu misafirliğin? Uzun sürecek Dilber Hanım. Bana bak, buraya seninle kadın kadına insan gibi konuşmaya geldik. Yaşına başına saygı duydum, sustum ama yeter. Mamuk çok üzülüyor. Bana bak, o oğlan o kızı almaz. Alsa bile 2 günde hevesi geçer. Seninki de köz köz çeker gider köyüne. Sen de birazcık akıl olsa gider bulursun kızı, kapar götürürsün. Ya ben yeğenime kötülük yapanı yaşatır mıyım ha? Sen ne biçim konuşuyorsun Dilber ya? Ne diyorsunuz siz? Benim bir yerim ortam alım ki böyle konuşuyorsunuz ya? Söyle şunu ya. Herkesi kendi gibi biliyor bu. Bana bak. Senin kızım, dilini keserim. Kızım dur tabii. Biraz be. Durun ama be. Yetti artık. Ya ne oluyor size? Durun. Yetti. Reyhan. Dur be dur sen de. Kızım dur. Yetti. Ya otur şuraya. Çatlar ya. Aa mamuk. Bu ne böyle be? Al şunu başımdan. Söyle şu kulovalara. Bana güzel kulova Kur'an'dan bir oda ayırsınlar. Aa bıktım ama. İpini koparan burada beni rahatsız ediyor. İpini koparan bana, ha? İpini koparan bana mı diyorsun sen? Ay paralarım seni.
Allah'ın belası. Defol. Patlak. Defol buradan. Sen kendini ne zannediyorsun? Al. Kızım bana vuruyorsunuz. Ben sana gösteririm. Dilber bak döveceğim ha. Sen bana dayak mı atacaksın? Ya lafın gelişi yürü işte. Ha şöyle. Kadın kafayı yemiş ya. Sen de otur orada sesini hadi çıkarma. Kıracağım bir tarafını. Hadi canım. Bela hadi. Mıdır, nedir? Hadi. Hadi imiş. Of be Zehra ablama bak. Abla senin tavuklardan mı bu? Ha, komşunun olacak değil ya oğlum. Sabah topladım kimisi. Of be nihayet doğru dürüst karnımız doyacak. Beceriksiz mi çıktı senin gelin? Bildiğin gibi değil abla ya. Pişman oldum aldığıma. Masum oğlum gözünün içine bakıyorsun görüyorum ben. Bulmuşsun böyle güzelini varsın beceriksiz olsun. Öğrenir zamanla. Hadi afiyet olsun. Sağ ol abla. Ben beceriksiz falan değil. Sadece sizin o dolambaçlı yemeklerinizi yapmayı beceremiyorum. İlla istiyorsunuz ki buna bunalsın, o katılsın. Yemeğin tadı da kalmıyor. Ya tamam Esmer kızma. Beceriksiz değilsin sen. Ayrıca karın da değilim. Niye kandırıyorsun kadını? E hoşuma gidiyor. Hiç evli olmadım. Güzelmiş vallahi. İnsan istediği kadar didişebiliyor. Görürsün sen didişmeyi. Merhaba beyim. Anneme dua edin. Hastaymış. Sizin muhtemelen haberiniz vardı ama. Hoş geldiniz abi. Haydar ağzına yüzüne bulaştırmışsın işi. Aşk olsun vallahi. Tesadüfen Bülent'e rastladım Trilye'de. Rastlamasaydım gidiyormuş oğlan. E sonra ara ki kızı bulasın. Ne diyorsun sen İsmail? Bilmece gibi konuşma. Merak etme beyim. Ben iki tane adam diktim başlarına. Gözleri üzerlerinde. Biraz önce de haber geldi. Bir yere kahvaltıya gitmişler. Arabayı da almamışlar evden. Demek ki evden ayrılmaya niyetleri yok. Esmer Trilye'de mi? Yok beyim. Trilye'de oğlanın bir kıyıda küçük evi var oradalar. Dur beyim dur. Belki Bülent korkusundan. Adamın Esmer'i Trilye'ye kadar takip ediyor. Ve sen bana diyorsun ki konaktan ayrılmadı. Kuş kadar aklında neler çeviriyorsun sen Haydar? Kimi kandırdığını sanıyorsun sen? Ne oluyor Huriye? Ne söyledi İsmail Bey'e? Niye karıştı ortalık? Esmer'i Masum'dan görmüş İsmail Trilye'de. Bu Haydar da peşine bir adam takmışmış. Kızı takip etsin diye. Adam işi bırakmış. İsmail devraldı. Onu deyiverdi herhalde. Belli ki Haydar söylemedi. Kızın orada olduğunu Ali Murat'a. Ali Murat bir delilik yapacak diye korkmuştur. İsmail de yani. Gelir gelmez yaptı yapacağını. Üf çekil. Aa bak. Dana bağırtan otu. Bunları hayvanlarda kullanırız. Ha bir de dövülmüş avrat otu vardır. O da çıkar yavaş yavaş. Ne kadar komik kelimeler varmış ha. Ben de dulavrat otu diye bir şey duymuştum. Onu romatizma için veririz. Ama o yazın çıkar. Aa bak. Sana bu ottan kaynatacağım. Sesin çatal çatal çıkıyor. Belli ki gene hasta olacağım. Keşke grip olsam Esmer. Tekrar kollarına düşsem. İlk tanıştığımızdaki gibi. Hatırlıyor musun? Seni işsiz güçsüz biri sanmıştım. Esmer. Neler oldu değil mi? Neler geçti o günlerden beri? Böyle ne yapacaksın Masum? Okul kaçağı gibi mi sürdüreceksin hayatını? Sana bağlı Esmer. Eğer benimle eve dönmeye razıysan eve döneriz. Yoksa böyle sürecek. Belli bir param var. Epey zaman idare ederiz. Evlenmedi diye sevindin öyle mi? Kafasız Ali Murat. Al bak evlenmedi ama baş başa kaçmış balayı yapıyormuş. Zavallısın sen zavallı. Yok bu gidiş iyi değil. Ya o geberecek ya ben. Evladım. Nasıl bir ateşli hastalığın pençesinde kıvrandığını biliyorum. Nereden bileceksin anne? İçine düştüğüm cehennemi nereden bileceksin? Arzularını hapsetmeyi öğrenmen lazım oğlum. Hayata dahil olamazsın yoksa.
Her istediğimizi vermez bize hayat. Ama tevekkül etmeyi bilmezsen bir zorbaya dönüşürsün. Artık kimin bilmiyorum anne. Bu sevda beni benlikten çıkarttı. Sadece onu öldürmek istiyorum. Bu hale nasıl geldim ben? Nasıl bir adamdım, nasıl oldum? Bu böyle olmaz oğlum. Sen Sultan Dede'ye epeydir gitmiyorsun. Git biraz. Ruhuna sükunet gelsin. Dertleş onunla, öğütmeyi dinle. Hediye Hanım'ı olan arabaya koyup gitti. Arka taraftan gittiler. Nereye dedik? İsmail seni bıraksın dedik ama dinletemedik. Ses etmeden çekti gitti. Dün de mezara gitmiş. Sakın oğlanı anasına vermeye kalkmasın. Aman hiç olur mu öyle şey Azize Ana? Bey ne yapar sonra? Ortalığı ateşe verir valla. Hem oğlunu hiç o kıza bırakır mı? Ben de korkuyorum Zişan. Yarın ameliyat olacağım. Bu son şansım. Eğer ameliyat iyi geçmezse öyle nasıl yaşayacağım? Ama umudunu kaybedersen olmaz ki abicim. Her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Ama sen de inan. %50-50 be Zişan. Beni de diğer %50 bulur. Biliyorum. Her şey dağılıyor. Eğer iyileşemezsem elimde hiçbir şey kalmayacak. O ne biçim söz? Koskoca bir ailen var burada senin. Biz ne güne duruyoruz? Doğru. Ama Figen... Ne olmuş Figen'e? Artık benimle beraber olmak istemiyor. Abi saçmalama. Sen şimdi yarın ameliyat olacaksın ya. Moralin bozuk. Her şeyi tersinden anlıyorsun. Hem yengem seni çok seviyor. Ben kör değilim Zişan. Ömer'le arasında bir şey olduğunu biliyorum. Her gün 5 defa arıyor. Telefon benim üzerime. Bilgisayarda tak diye görüyorum her şeyi. En acısı da ne biliyor musun? Tedbir almayacak kadar umursamıyor beni. Sakatım ya. Abi. Yapma. Merhaba Figen. Merhaba Ömer. Yemeğe çıktıysan uğrayacaktım. Şu anda uygun değilim. Nisa ile buluşacağım. Ha. Sonra ne yapıyorsun peki? Bugün çok yoğunum Figen. Neyse kapatmam lazım. Nisa geliyor. Anlat bakalım şu telefonda konuşulmayacak kadar önemli mevzu neymiş? Karıştırıyorsun sen. Alo anne. Buldun mu? Neredeymiş? Hayır, bilmiyorum nerede olduğunu. Hay Allah. Basmış gitmiş, telefonu da açmıyor. Oğlum boşuna arama, telefonu evde bırakmış. Burada çalıp duruyor. Tamam anne. Bana haber ver. Demiş. Telefon kayıtlarına falan bakmış Figen'in. Ne? Hemen bu fikri Mehmet abinin kafasından silmen lazım. Yoksa bitireceksin hepimizi. Ya bu duyulursa bırak o şirketin kapısından içeriye girmeyi. Sana koca Türkiye'de iş vermezler. Abi başka kadın mı kalmadı? Bunu nasıl yaparsın ailene? Ne ailesi be? Senelerdir uşak gibi kullanıyorlar bizi. Neyse. Panikleme, halledeceğim ben. Zişan ne diyor? Deli olmuş durumda. Adam tekerlekli iskemlede. Ya Kudret Ede falan bir duysa yanarız. Vallahi yanarız. Geldi mi Hediye? Yok. Her yeri arattım, yok. Annesi de telaşlandı. Kudret'i de aradım. Ağzını yokladım ama yok. Kız konakta değil ki. Belli ki biliyor yerini. Belli ki bir temasları var. Belki de verdi bebeği. Belki de Masum Efendi şimdi eczanelerde bebek maması, bebek bezi falan arıyor. Yok evladım, bitirme kendini. Anne öyle bir şey olduysa var ya, yeminle sana buraya yazıyorum. Ha, dur.
Öfkeni kontrol et evladım. Hediye oğlum nerede? Beğenmiyorum ben bu kızın halini. Huriye ablaya söyle gözünü bebekten ayırmasın. Şu bebek bakıcısını da kovun. Hiç gözüm tutmadı. Serap'a da söyleyin çocuğun odasına taşınsın. Bundan sonra o bakacak. Aa, bu ne ya? Ne yapıyorsun böyle? Temizlik yapıyorum. Niye temizlik yapıyorsun Esmer? Ayda bir kere temizlik oluyor bildiğim kadarıyla. Ha, o yüzden bu ev bu halde değil mi? Gördünüz mü ben demiştim. Yürü yürü. Masum. 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 Nasıl bastık seni ama? Aa, nereden çıktınız siz ya? Biz çıkarız işte böyle. Zehra teyzeye yemeğe gitmiştik o söyledi. Sabah kahvaltıya gitmişsin hanımınla. Nasıl yemişsin kadını evliyim diye Masum ya. Temizlik var galiba. Hadi çocuklar oyalanmadan gidelim. Hadi biz sahile gidiyoruz sen de gel. Tamam siz gidin ben geliyorum. Pardon bira var mı evde acaba? Bize getirebilir misiniz aşağıya? Tamam. Getiririm. Geç kalma. Tamam. Hoşça kalın. Bekliyoruz çocuklar. Bekliyoruz hadi. Hadi. Ben demiştim değil mi size yani? Adaması kolay, ödemesi zordur derim. Esmer, hemen kafandan hikaye yazma istiyorsan. Yerimizin bilinmesini istemediğim için sessiz kaldım. Sen burada kal, ben onları yollayacağım şimdi. Bir can almanın kıyısından döndüm dede. Bu bir yılda geldiğim nokta bu. Varsan gerisini hesap et. Yol göster bana. Kendime söz geçiremiyorum dede. Sanki içime bir iblis girdi. Bir yılan soktu beni bir sene kadar önce. Ondan beri böyleyim. Derdin de devanın da zehri, fan zehri sendedir oğlum. Bu ortalıktaki insan gölgelerinden olmak istemiyorsan, kalbindeki o kilitli odayı açıp panzehirini kendin çıkaracaksın. Merak etme, yaparsın. Kendi kendini tedavi eden hayvanlardan farkımız yoktur Özde. Makarna yapayım mı? Aç değilim Esmer, sağ ol. İyi. İçkiyle doyur o zaman karnını. Karnımı doyurmasa da sinirlerimi yatıştırdığı kesin Esmer. Neden sinirlendiğini öğrenebilir miyim?
Sen hala beni tanımadın mı? Nasıl beni suçlarsın? Ben seni suçlamıyorum Mansum. Suçluyorsun Esmer. Suçluyorsun. Suçlamıyorum. Tamam ateşkes tamam. Ben en iyisi gözünün önünden çekileyim. Hadi bakalım yarın büyük gün. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yarın için Mehmet'e şans dilemeye geldik. Kısa bir ziyaret olacak, çok uzatmayacağız. Neyse tanıştırayım. Dilek. Kendisi iç mimardır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dilekciğim, sana uzun zamandan beri bahsettiğim dedemiz Kudret Bey. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Mehmet Kulova, büyük abimiz. Memnun oldum, hoş geldiniz. Kız kardeşi Zişan. Merhaba. Merhabalar. Memnun oldum. Bu da gelinimiz Figen Hanım, Mehmet'in eşi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun çocuklar, ayakta kalmayın, buyurun. Ha Figen, senin o işi hallettik. Artık arayıp başımın etini yemene gerek kalmadı. Herifin izini buldum sonunda. Yarın parayı gönderiyor. Ha. Ya artık Mehmet'ten saklayacak bir şey kalmadı. Herifi bulduk. Yarın parayı da alıyoruz. Ya abi Figen şirkette bizim güvenlik vardı. Adı neydi şimdi hatırlamıyorum. Ona parasını kaptırmış. Herif Hollanda'dan kozmetik malzemeleri mi ne getiriyormuş? Şirketteki kızlara satmaya. Botoks, motoks bir şeyler. Seninki de duyunca direkt göndermiş parayı. Sonra herif tabii bildiğin arazi. Ömer, tamam. İşte bulduk adamı. İki kişi daha vardı senin gibi. Onlar da kurtuldu. Ya, tamam, yani satmana gerek yok. Hasta oldun değil mi? Ben bir su alayım. Dur sen dur. Geç. Hadi gel yat sen. Ben sana suyunu getiririm. Ne içersiniz? Biz bir şey almayalım. Bir arkadaşa davetliyiz. Öyle kapıdan uğrayıp bir Mehmet'e bakmak istedik. Nasılsın Mehmet? Hazır mısın büyük güne? Ödüm patlıyor. Ben geleceğim zaten yarın. Kısa zamanda döneceksin sağlara. Hiç kuşkum yok. Nerede kaçak kardeş? Anladığım kadarıyla ameliyatı pek sallamıyor. Sallamıyor herhalde. Aşk başını döndürdü. Neyse bizim ailenin sıkıntılarıyla Dilek Hanım'ın canını sıkmayalım. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Dilek Hanım? Aslında şu an sizin ofisinizi düzenliyorum. Şirkete döndüğün zaman harika bir ofis seni bekliyor olacak. Uzun zamandır konuşuyorduk ya şu ofise bir şeyler yapalım diye. İşte bu güzel kız bir dokunuşuyla mucizeler yarattı. Ne güzel. Yani herkes benim ayaklanacağımı düşünüyor. Bizim yerimizi kimse öğrenmesin diye kim olduğunu söylemedim. Biliyorum. Ben eşeklik ettim. Sen beni ilk günden beri hep kolladın. Kimseye yan baktırmadın. Kalbimin ağrıları geçsin diye hep dizimin dibinde bekledin. Beni hırpalamadın. Başıma gelenleri her gün kafama kakmadın. Sırlarıma kalkan oldun. Benim için herkese kafa tuttun. Sen nasıl bir masumsun böyle? Hani o ilk karşılaştığımızda o dağın başında hani günün yolunu sormuştum ya. Sen de beni kovalamıştın. Ben av yapacaksınız sanmıştım. Esmer, o gün o dağ başında arkadaşlarımı bırakıp o kadar arkandan gelmek istedim ki. Gelmediğime o kadar üzüldüm ki. İşte ben o an, o andan beri seni seviyorum Esmer. Ne var sende böyle? Hı? Nasıl böyle aklıma kaçınmama sebep oldun? Şu halime bak. Şu yaşadıklarıma bak. Bak, bu akşam ölürsem bunu bilmeni istedim. Tamam, söylediğin iyi oldu. Sen şimdi kelime-i şehadet getire dur, ben de senin helvanı yapayım.
İzimi yurdumu bilmeden, evinde rahat rahat otururken bile neden yakamdan düşmezsin ey beyli? Bu nasıl esarettir ki dünyanın öbür ucunda bile insanın ipini bırakmaz? Kaç yağmur yağdı senden uzakta. Sıcak bir evde, elin elimde yağmura bakabilseydim bir kerecik, ömrüm boşuna geçmemiş olurdu. Hangi ara üşürmüşüm eyvah. Bir baktım deli kanım yerde. Ardından bakıp çekerken ah. Yılan zehrindeymiş deva derde. Akşam indim gözlerime. Dağ rüzgarları gibi esmer. Kekik kokulu siyah ter cebine. Sürdüm yüzünü. Bir şey mi emrettin beni? İstediğin kadar bir şey emret. Hükmünün geçmediği şeyler var işte. İsmail'e söyle arabayı geri çağırsın. Gerek kalmadı. Tamam. Beni evine götür. Nikah kıy. Eğer sabredersen, kapını o güne kadar açık tutarsan, ne kadar zamandan bahsediyoruz Esmer? Bir yıl daha bekleyemem ha. Boşarım.
Anneciğim, doktorlarına güven. Onların söylediklerini dinle. Ben ummak istiyorum. Allah'tan umut kesilmez. Birkaç gün sonra görüşürüz. Biz zaten ararız beyim sık sık. İyi yolculuklar. Üzmeyin kendinizi. Görüşürüz kızım. Alo. Mamuk Bey'le mi görüşüyorum? Ben Ali Murat Elbeyli. Bir kahve içeriz değil mi Mamuk Bey? Yok. Acelem var, hastaneye gideceğim. Ne oldu, hayrola, kim hasta? Mehmet Kulova. Son bir ameliyat olacak. Kazadan kalan arazlar var. Geçmiş olsun. Oturmaz mısınız? Konu Esmer Hanım'la ilgili. Kendisine ulaştırmam gereken çok önemli bir bilgi var. Sizden onu buraya getirmenizi rica edeceğim. Malum, ben sizin oraya gelemiyorum. Deli genç patronunuz beni kapıdan içeri sokmuyor. Onun için mecburen Esmer Hanım'ı buraya getirmenizi isteyeceğim sizden. Bana bak Elbeyli. Sabır sabır şiştik artık. Ne diyeceksen bana de. Ben onun amcasıyım. Amcası olduğunuzu bilmiyordum. Bilseydim sizi buraya kadar getirtmezdim. Kusura bakmayın. Sen kusur sınırını çoktan geçtin. Eğer arada Kudret Bey olmasaydı sayende elimizi çoktan kana bulamıştık. Bir de utanmadan kızı bana getir diyorsun. Mamuk Bey. Çok hayati olmasa sizden böyle bir şey istemezdim. Amcası olduğunuzu bilmem de mümkün değildi. Kusura bakmayın. Ağzında geveleme de ne diyeceksen bana de. İcap ederse ben söylerim. Size söyleyemem. Ama hepimizin hayatını derinden etkileyecek kadar önemli bir mevzu. Onun için iyisi mi siz bana Esmer'i getirin? Yoksa ben her şeyi göz alıp oraya geri gelmek zorunda kalacağım. Biraz gülsün hadi yüzün. Bak yürüyerek geleceksin. Canım bizim dualarımız senin üstünde, hiç korkma. Allah yardımcın olsun. İyi olacaksın abicim. Sizleri buraya kadar alabiliyoruz. Aa Masum, bir saniye. Alo. Zişan. Abimin ameliyatı bugündü değil mi? Bana onu verebilir misin? Telefonu. Dur veriyorum, bir saniye. Masum mu? Masum. Ha, bak Masummuş. Hergele, az kalsın teneşirde yapacaktık konuşmayı. Ameliyat oluyoruz oğlum. Abi. Bak bugün senin yanında değilim. Ama beni anlayacağını çok iyi biliyorum. Ama tekrar görüştüğümüzde... Bu bütün olayları atlatıp iki mutlu adam olacağız. İnşallah oğlum. Hadi özletme kendini. Abi güzel şeyler düşün. Çocukken top oynadığımız günleri hatırlıyor musun? Bunları düşün. Hadi abicim. Her şey çok güzel olacak, merak Abi. Etme. Abicim. Alo. Giriyor şimdi. Biz geldik.
Geldiler. Aa. Dedeciğim. Hoş geldiniz. Dikkat et. Gel buraya. Dede. Esmer mi bu? Evet kızım, Esmer. Tanımadın mı? Esmer. Hoş geldin. Dede. Allah mesut etsin. Sağ ol dede. Ya dede. Komik. Kim gelmiş anlamadım ki. Kızım. Esmer mi gelmiş? Yenge. Ah. Esmer. Kuzum benim. Ay. Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel olmuş. Baksana sen. Öyle öyle. Dünyalar aa. Güzeli. Abicim sen ayaktasın. Çok aslanım sevindim. Benim. İşte bak bugünün sürprizi oldu. Niye bana söylemediniz? Esmer. Hoş geldin. Dur bakayım sana. Ay çok güzel. Çok güzel olmuşsun. Mamut baksana. Bir hanımefendi olmuş. İşte bu ya. İşte bu. Öpeyim amca. Güzellikle kızı vermedin ne yapayım? Ben de kaçırdım. Ulan şimdi bir tane. Dur Mamuk abi dur. Dur baksana ne göstereceğim. Bak. Ulan terbiyesiz. Bir damadım olman eksikti. O da tamamlandı. Dikkat edin. Nasıl rahat geldiniz mi? Ama evimdeyim ya. Günlerdir hastane köşelerinde içim dışıma çıktı. İyi misin anne? İyiyim oğlum. İyiyim. Anne raporlarına baktım aşağıda. Sonra da doktorunu aradım. Böyle bir hastam yok dedi. Neler oluyor? Ne yapayım? 2 saat bekletti kapısında. Ameliyatı uzamış. Sonra da başka güne verdiler randevuyu. Ben de başka bir uzmana gittim. Daha iyisine. O yaptı tetkiklerimi. Anne, illa kolundan tutup zorla mı götürmem lazım seni? O profesör alanında 1 numaraydı. Bekleyiverseydin randevunu. Ne diyecekti ki? Durumum belli. Ömrümü ömür mü katacaktı? Raporları gördün. Bırakın, huzur içinde. Evimde kalayım. Sizi mutlu görmekten, torunlarımı mutlu görmekten başka bir isteğim yok. Neyse, ben çok yoruldum. Odamda biraz dinleneyim. Bak işte. Allah yaptıklarımın cezasını bir bir veriyor. Önce bebeğimiz. Şimdi de annem. Ben bir karar verdim Hediye. Kudret Baba'ya gidip çocuğun sağ olduğunu söyleyeceğim. Hem onunla barışıp elini öpmem lazım. Böyle yaşayamayacağım daha fazla. Kızınız Esmer'i, oğlumuz Masum'a, Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle istiyoruz. Vallahi beyim,
Ne diyelim şimdi? Gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Tabii ki bize de evet demekten başka bir şey düşer mi? Ne adamsın be babam. Hadi şöyle geçelim hadi. Yüzükler nerede? Seni dışarı arayayım Elbeyli. Aile için bir kutlama var, bir tatsızlık çıkmasın. Ben buraya... Esmer, sana söylemem gereken bir şey var. Dışarıda bekliyorum. Herkesin içinde söylemek istemem. Esmer. Esmer. Nereye? Burada kal, ben hallederim. Hayır Masum. Getirdiği haberi dinleyeceğim. Ne dinleyeceksin Esmer? Ne konuşacaksın sen bu adamla? Yine bir pislik yapacak. Bırak Masum. Ali Murat önemli bir şey söyleyecek Esmer'e herhalde. Siz burada bekleyin. Sen benimle gel kızım. Hadi. Pamuk buna sahip çık. Tamam beyim, rahat ol. Allah Allah. Ah, iş aldık başımıza. Neler oluyor Ömer? Bizim aile biraz enteresandır Dilek. Seveceksin. Evet. Söyle ne söyleyeceksen. Esmer Kulova. Sana bir haberim var. Öldüğünü sandığın bebeğin ölmedi, yaşıyor. Hediyenin doğurduğu çocuğu kaybetmişiz. Seninki konakta. Adı Mustafa. Yine nasıl bir oyun bu? Son numaran bu mu? Oyun benim oyunum değil. Esmer'in bilmeye hakkı var diye düşündüm. Beni çocuğuma götür. Beni çocuğuma götür. Esmer Hanım. Esmer Kulova. Sen o çocuğa gebe olduğunu benden sakladın. Aylarca uyuttun beni. Şimdi çocuk babasıyla ait olduğu yerde. Sen o çocuğu asla göremeyeceksin. Şimdi size mutluluklar. Bir yastıkta kocayı inşallah. Ne yapıyorsun sen Ali Murat? Kimsin sen?
Bu ne zalimliktir? Siz benim kalbimi yerinden söktünüz Kudret Baba. Esmer yavrum. Kim zalim? Tamam sakin ol. Tamam. Bütün avukatları topluyorum. O herifin canını okuyacağım. Çocuk kaçırmak büyük bir suçtur. Bak Esmer, sana yemin ediyorum en kısa zamanda bebeğine kavuşacaksın. Senin yasal hakların var. Burası dağ başı mı ya? Tut şunu. Hayret bir şey. Bir de o adamdan çocuğu mu varmış yani bu kızın? Neye bulaştık biz böyle ya? Pes. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Beyim, ben evdeyim. Ben de seninle geleceğim. Mehmet, Masum benden habersiz bir yere salmayın. Tamam dede. Haydar. Bir süreliğine evin giriş ve çıkışlarını arkadaşlar koruyacak. Geldi. Her konuda yardımcı kim ol. Kim bu adamlar? Tamam beyim. Korumalar. Giriş ve çıkışları iyice göster. Kıza çocuğu söyledi demek. Nerede olduğunu iyi bilsinler. Kulovalar gelip almaya kalkar diye bu adam getirmiş. Bizi çok zor günler bekliyor. Tutmanız lazım. Çok arkadaşlar zor. Ormana çıkar. Gözünüzü açık tutun. Dediğim gibi iki tane giriş çıkış var. Bunları unutmayın. Özellikle orman çıkışını iyi kollamanızı istiyorum. Yaptıklarından dolayı velayeti bize verecekler diyorlar. Hadi Esmer merak etme. Bak en kısa zamanda bebek eve gelecek. O bebeği Ali Murat'tan hiçbir mahkeme alamaz. Alırsam sadece ben alırım. Ben biraz bahçeye çıkacağım. Kafamı toplamam lazım. Zaten garip bir kızdı. Şimdi de böyle püsküllü belalar. Bu Masum da durdu durdu tam evlenecek kızı buldu yani. Bilmiyorum Nisa. Beynim durdu artık benim. Bana kalırsa baksın adam çocuğa. Bunlar da evliliklerine baksınlar. İnsan hazmedemez ama. Yani hiçbirimiz anne değiliz anlayamayız ki. Ama çocuğunun öldü denmesi. Daha sonra da sana gösterilmemesi. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. İçerideki muhabbet için mi Ayda? Çıkıp biraz hava alayım dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Ömer? Niye dolaştırıp duruyorsun o kız yanında? Niye mi? O benim kız arkadaşım Figen. Ya ne kız arkadaşı? Bırak numarayı. Tamam. Ömer'e yaptın gösteriyi de. Niye her geldiğinde o kız da yanında? Anlatamadım galiba. Bir daha söylüyorum. O benim kız arkadaşım. Ömer. Bak bizim durumumuz umutsuz değil. Mutlu olabiliriz. Ben düşündüm. Konuşacağım Mehmet'le. Evet hem iyileşiyor da. Yani vicdani olarak daha rahat olacağım. Figen böyle abuk subuk bir şey yapmayacaksın. Sakın. Ben çok özlüyorum seni Ömer. Geceleri uyku girmiyor gözüme. Bak Mehmet anlayışlıdır. Aşk bu. Anlayacak. Ne aşkı be?
Alt tarafı bir kere yaptık. Ben bu şirkete yıllarımı verdim. Senin garip saplantıların yüzünden hiçbirini çöpe atamam. Hem seninle yattığımız hafta bile birlikteydim ben Dilek'le. Küçük bir kaçamağı abartıp saçmalamayalım istersen. Yok yok, bu iş böyle olmayacak. Ben en iyisi bu el beliği çekip vurayım, bu iş de bitsin burada ya. Hah, tamam. Şahane bir fikir. Tabii. Saçma saçma konuşma Mamuk ya. Kızın da kafasını karıştırıyorsunuz. Kudret Bey haklı. Kızın önünü görmesi lazım. Masum yavrum. Nasıl da seviyor karısını. Esmer'i unutturur geçmiş günleri. Güzel güzel yaşarlar. Ah, siz onu tanımıyorsunuz. O iş bu olanları onların yanına bırakır mı zannediyorsunuz? O bir damla hakkını kimse de bırakmaz. Ama ben en çok neden korkuyorum biliyor musun Mamuk? Ya kötü bir şey yaparsa? Kimse gözünü ayırmasın. Salmayın yalnız başına bir yere. Ama en mühimi telkin. Reyhan Hanım, kızı sakinleştirmek senin görevin. Bir delilik yaparsa senden bilirim. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar beyim. İyi akşamlar. Ya, kolaydı öyle. Ben de yardım ederim. Konuşuruz hepimiz. O artık hepimizin kızı oldu. Sen merak etme Reyhan Hanım. Allah sonumuzu hayretsin. Sen ne güzel olgun bir ballı incirsin be Dilberim. Sen var ya, benim hayatımda yaptığım en doğru seçimsin biliyor musun? Durun. Nereye? Nereye olacak? Bebeğin yanına. Ben bebeğin bakıcısıyım. İzinden dönüyorum. Sizin ne biçim korumasınız? Daha evin çalışanlarını tanımıyorsunuz. Pardon, yeni başladık da. Adınız neydi? Esmer benim adım. Ben gidip Haydar Bey'e bir sorayım. Dur bekle. Haydar'ı boş ver sen. Hediye Hanım burada. Ona sor. Hediye Hanım, şu kız çocuğun bakıcısıyım diyor. Ben de bilmiyordum. Ben baygınken değiştirmişler çocukları. Dün İkinize de kıyamam.
gel benimle. Allah senden razı olsun. Sen de bir anasın. Her şey durulunca gidip göstereceğim sana oğlunu. Hadi git. Mustafa nerede? Çocuk nerede Hediye? Olması gerektiği yerde. Anasının koynunda. Aman aman. Bak. Al bebeğim. Ha? Ne bu halin oğlum? Masum. Ha, dede, Esmer'in kollarının arasında bir bebek uyuyor ya. Ne? Ne diyorsun sen? Esmer, kızın bebeği nasıl aldın? Ay canım, canım. Şaşkın şaşkın bakmayı bırakın da buna ne indireceğim onu söyleyin. Ay. Ben hemen yapıyorum. Şey yapalım. Hadi koş koş şey, koş. Şastır, şastır bir şey yapalım. Bak, ben bir çantaya bakayım. Merhaba herkese. Aa. Çift mi görüyorum sabah sabah? Ha? Çocuk.
çocuğumu ver Esmer. Esmer! Ali Murat yapma. Yapma. Sen gerçekten iyice... Ali Murat yapma. Çocuğumu ver Esmer. Yoksa kocacığın ölür. Ali Murat. Ali Murat. Bırak çocuğu. Gel otur konuşalım şöyle. Konuşacak bir şey yok. Yavaşça getir ver çocuğu. Yoksa yemin ediyorum Masum'un beynini dağıtır. O zaman sen böyle devam et Ali Murat. Bir insanın kanına girmediğin kalmıştı. Onu da yap. Hadi. Ay. Hadi. Mamuk abi sakin ol. Sakin. Bu iş buraya kadar. Şerefsiz Elbeyli. Yapma dur. Hiç yetmedik Aziz Ana, hiç. Senin görevin söylenenleri yapmak, bana akıl vermek değil. Çabuk ol biraz. Bir bir ayağımıza dolanıyor yaptığımız şeyler. Daha da dolanacak. Bak söylemedi deme Aziz Ana. Bu işin sonu çok fena olacak, çok. Daha ne kadar fena olacak ha? Hediye Ali Murat'ın oğlunu kendi eliyle o kıza vermiş. Daha ne olsun? Çabuk yetişelim. Ali Murat şimdi evlerini başlarına yıkıyordur. Çabuk ol. Kaybediyor. Hastaneye götürmemiz lazım. Ambulans çağırdım. Sakın kıpırdama. Dilber abla. Sakin. Dilber ablacığım. Yorma kendini. Dilber adam. Beğendin mi yaptığını? He? Hayvan herif. Senin peşini bırakmayacağım ipe götürene kadar. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Mehmet sakin ol. Baksana kendine değil. Ne yapacağı belli olmaz. Dilber abla. Hadi çocuklar. Hadi siz yukarı çıkın. Esmer, Figen hadi kızım. Asiye çık sen de çocuklarla ilgili. Hadi. Hadi. Dilber'im. Dilber. Dilber abla. Öldü beyim. Yapma Dilber'e de kaldı bu ambulans ya. Yapma Mamuk abi. Öldü beyim. Öldü. Mamuk abi bayıldı dur. Nerede kaldı bu ambulans? Dilber abla. Sen aklımı koru Allah. Allah. Sen biri vurulmuş ama kim? Kudret. Azize. Ali Murat nerede? Sedye'deki kim? Aziz dur sakin ol. Kazara bizim Dilber vuruldu. Ali Murat iyi. Ali sen Murat sakin nerede? Ol. Sakin ol o iyi dedim. Aşk olsun. Dilber. Hiç gözünü. Ali Murat. Ali Murat. Ali Murat. Oğlum. 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 Ne yaptın sen oğlum? Ha? Azize. Dilber vurulduğunda silah Ali Murat'ın elinde değildi. Bu onu kurtaracak mı sanıyorsun dede?
Abi hemen şu polisi ara. Gelip götürsünler şu manyağı. Kudret, ne polisi? Ne demek ne polisi? Oğlunuz elinde silahla evimize dalıp kardeşimin kafasına silah dayadı Azize Hanım. Mamuk abi Masum'u korumaya çalışırken Dilber abla vuruldu. Kudret, ne olur polisi filan aramayın. Görmüyor musunuz? Kendinde değil. Ali Murat. Oğlum benim. Biricik oğlum. Dur Mehmet. Bak oğlum. Dilber'i vuran Ali Murat değil. Mamuk da kazara vurdu. E bir kaza bu sonuçta. Önce bir konuşalım. Hemen aramayın polisi. Polisi arama mı? Ya sen ne diyorsun dede? Ya sen ne demeye koruyorsun bu iti? Bu kaçıncı basışı evi? Kaçıncı silahla tehdidi? Ormanda da Esmer'le bizi vurmaya kalkmadı mı? Ya sen illa bizi gebertmesini mi bekliyorsun dede? Sana soruyorum dede. Ne demeye koruyorsun sen bu iti? Ben Masum Kulova. Bizim evde bir silahlı saldırgan var. Onun yüzünden de bir kadın vuruldu. İsmail. Avukatları ara gelsinler. Yıldız'ı da ara. Peki Aziz Hanım. Mamuk abi. Ne oldu Mamuk abi? Hı? Ne oldu? Bir telaşla götürdüler içeri. Nabzı zayıf atıyor dediler. Arkasından gidemedim. Öldü diyecekler diye korktum. Allah etme yarabbim. Bak, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Kurban olayım, ne olur. Dilber ablaya hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Mamuk, sen şimdi burada bizi bekle anacığım, tamam mı? Biz gidelim bir bakalım. Hiçbir şeycikler olmayacak, vallahi. Sen derin derin nefes al ver. Tamam mı canım? Nefes al ver, nefes al ver. Hadi Mamuk abi, hadi. Hiçbir şey olmayacak, merak etme, tamam mı? Ah be Dilber'im, ben ne yaparım sensiz? Yardım edin. Çabuk. Beyefendi duyuyor musunuz beni? Beyefendi. Asiye. İlgilen çocukla. Peki, ben bir aşağıya bakayım ne oluyor. Dilber abla nasıl sorabilir misiniz? Sormaya ne gerek var canım? O kadar yakın mesafeden kurşun yiyince ne olacak sanıyorsun? Ben hastaneye vardığından bile şüpheliyim. Ay deme öyle gelin hanım. Ameliyat bitmeden gelirim ben. Şimdi ekibi bekliyoruz. Ne diyor Zişan? Çok ağırmış. Bir ara nabzı durmuş. Ameliyatı almışlar. Mamuk da bayılmış. Onu da başka bir odaya almışlar. Masum, sen git başlarına. Dede, şimdi ekip gelecek, şikayetimi yapacağım. Hem şu anda benim yapabileceğim hiçbir şey yok orada. Şunu içeri tıktırayım, sonra giderim. Ben gideyim. Yolda Ömer'i de ararım. İlgileniriz hem. Hem Asiye de çocukla ilgileniyor. Sana gerek yok. Sen evde çocuğun başında dur. Benim burada işim bitince ben giderim. Abi. Gel kızım. Abicim, neler oldu burada? Ne olduysa oldu. Ben cezamı çekmeye razıyım. Annemi al eve götür. Ben size İsmail'le haber gönderirim. Merak tamam etme. Tamam abi. Beni. Buyurun memur bey. Saldırgan şurada. Üzerinde taşıdığı silah da şurada yerde. Anneciğim sakin ol. Bizimle geliyorsunuz. Anneciğim, abi. Evlat. Biricik. Tamam sakin ol. Biricik. Anne. Ali Murat. Anne olursa. Nereye götürüyorsun? Düşürmüşüm eyvah.
Bir baktım delikanım yerde, ardından bakıp çekerken ah, bir yılan zehrindeymiş deva derde. Akşam indi gözlerime, dağ rüzgarları gibi esmer, kekik kokulu siyah perçemine sürdüm yüzümü gülümsedi keder. Ya